Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere kanser tanısı almış çocuklarda uygulanan kemoterapi ve onun yan etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada ana hatlarıyla anne baba ve çocuk nelere dikkat etmeli, ne durumda hekimlerle irtibata geçmeli, bununla ilgili genel bilgileri vereceğim. Sonra da bu genel bilgilerin önemli olan kısımlarını başka videolarla da daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi kanser tanısı koyduğumuz zaman, işte bu halk arasında dişi cins, üreyen cins, habis, ur gibi isimlerle de telaffuz edilmektedir. Burada kemoterapi endikasyonu doğmaktadır. Daha doğrusu kanser tipine göre cerrahi, kemoterapi ve veya radyoterapi gibi yöntemler zaten uygulanmaktadır. Bizim burada bir hematoloji-onkoloji uzmanı olarak çocuğumuza tabii ki en önemli uyguladığımız şey tedavi süreçlerini yönetmek, hangi tedavinin ne zaman uygulanacağı kararını almak ve kemoterapi süreçlerini uygulamak ve yönetmek. Dolayısıyla bu kemoterapi süreçlerinde anne, baba, çocuk, hekim ve hastane ilişkilerinin ve koordinasyonunun sağlam olması, düzgün olması çocuğun olası komplikasyonlarının yaşanmasına engel olacağı gibi tedavinin zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmasını da sağlayacaktır. Şimdi biz bir yavrumuza kanser tanısı koyduğumuz zaman bu iyi huylu mu kötü huylu mu? Bu zaten iyi huylu da herhangi bir tedavi endikasyonu yoktur. Ancak kötü huylu çocukta zaten böyle bir tedavi söz konusudur. Şimdi biz kemoterapi uygulayacağımız zaman önce şunu söyleyeyim. Bir kere bu kanser ailevi değildir. Tabii ki ailevi tümörler var. Ancak biz böyle ailevi tümör tanısı koyduğumuz zaman bunu bir aileye paylaşmış oluyoruz. İkincisi, anne ya da babanın bir suçu yoktur burada. Yani bazen maalesef Türkiye'nin farklı bölgelerine bağlı olmakla beraber anne ya da baba suçlanabilmektedir bu kanser gelişimle ilgili. Böyle bir şey söz konusu değildir. Diğer bir önemli nokta da bu bulaşıcı değildir. Dolayısıyla çocuğumuzun kan tablosu genel durumu uygunsa aynı masada yemek yiyebilir, pikniğe gidebilir. Kalabalık ortamlarda da tabii ki birazdan anlatacağım belli kurallar dahilinde oyun oynamaya gidebilir, sinemaya da gidebilir. Dolayısıyla burada bir bulaşıcılık söz konusu değildir. Peki bu kemoterapi nedir? Yan etkileri nelerdir? Ne olduğunda hekime başvurulmalıdır? Bu kemoterapi bildiğiniz zehirdir aslında. Bu anlaşılsın diye böyle ifade ediyorum. Yoksa çocuğa zehir vermiyoruz. Yani ne demek? Bu tümör hücrelerini öldürürken bizim normal hücrelerimize de zarar vermektedir. Dolayısıyla bu en sık gördüğümüz yan etki ve komplikasyon alanlarını paylaşıp ona göre hangi durumda hekime başvurması gerekir bunları söylemek istiyorum. Şimdi bunlarda 3 tane temel yan etkimiz var. Bunlardan birincisi alopesi dediğimiz saç dökülmesidir. Çoğunlukla kemoterapiye bağlı saçlar dökülür. Bundan hiç endişe etmeye gerek yok. Bu tedavi bittikten sonra eskisinden daha güzel ve gür bir şekilde çıkmaktadır. Hatta böyle ipek gibi saçlar gelmektedir. Bu saçlar dökülmesin diye erişkin onkoloji hastalarında uygulanan bazı soğuk şapkalar ya da yöntemler var. Biz özellikle sistemik hastalığı olan çocuklarda ve çocuklar olsun olmasın tüm çocuklarda kanser tedavisinde böyle bir uygulamayı benimsemiyoruz ve uygulamıyoruz. Çünkü o bölgeye mantık şuna dayanıyor. Orada kan akımı azaldığı için kemoterapetik ajanın saç köklerine, foliküllerine ulaşması engellenerek saçların dökülmesi engelleniyor. Oysa ki orada bir blastik kötü hücre tümör hücresi varsa bunun çoğalarak tekrar hastalığın tekrarlamasına yol açabilir. O nedenle de biz çocuklarda böyle teknikler uygulamıyoruz. İkinci yan etkimiz bulantı ve kusmalar. Şimdi biz çocuk yattığı zaman zaten yatış sürecinde biz sorumluyuz. Dolayısıyla onu yönetmesi de bize ait. Benim burada söyleyeceklerim çocuğumuzu taburcu ettikten sonra evdeki süreçlerde ne yapacağımızla ilgilidir. Bulantı ve kusmalar artık elimizde çok güçlü aşamalı uyguladığımız ilaçlar var. Neredeyse çocuklarımız artık hiç kusturmadan kemoterapi uygulamaktayız. Ancak hasta çocuk taburcu olduktan sonra evde 3 ya da daha fazla kusması olursa hekimle temas kurmak iyi olacaktır. Çünkü verdiğimiz kemoterapi ajanlarının birçoğu böbreğe toksiktir, zararlıdır. Dolayısıyla kusmaya bağlı olarak bir de beslenmenin de hele azaldığını düşünürseniz böbreğin daha fazla kusmaya bağlı böbreklere zarar verme riskinin olduğu açıktır. Dolayısıyla burada
hekime başvurup orada bazı kan değerlerine bakıp eğer bir etkilenme varsa damardan bolca bir sıvı verip ardından kusma kontrol altına alındıktan sonra evde kullanacağı ilaçları da planlandıktan sonra eve gönderileceksiniz. Bu kadar basit. Yani 3'ten fazla kusması olursa çocuğumuzun hekime başvurmak ciddi faydalı olacaktır. Burada tabii ki zaten taburcu olurken biz çocuğumuza ağızdan kullanılabilen kusma önleyici ilaçlar veriyoruz. Onların belli sıklıkta verilmesini salıklıyoruz. Buna rağmen kusmalar devam ederse de bizimle irtibat kurmasını sağlıyoruz. Üçüncü önemli yan etki ise kemik iliğinin baskılanması. Şimdi kemik iliğinin baskılanması ne demek? Bildiğiniz gibi bizim kemik iliğimizde özellikle küçük yaşta kol, bacaklar, gövde, oradaki tüm kemiklerin ortasında böyle ilik var. Bunlar kan hücrelerini üretiyor. Yaş ilerledikçe bu ilik kol ve bacaklardan omurgalara doğru sınırlanmaya başlar. Oralarda ilik azalır. Bunu söyleme nedenim şu, çocuğun yaşına göre aldığı kemoterapinin veya beyin tümörlerinde radyoterapinin iliğin daha fazla etkilenmesine, çünkü alanlar oraya gittiği için, oraya doğru yöneldiği için, diğer alanlarda ilik azaldığı için kemik iliğinin baskılanma yan etkisini bu çocuklarda daha fazla görebiliyoruz. O nedenle buna vurgu yapmak istedim. Dolayısıyla kemik iliğinin baskılanması şu demek, ilik de bizim kırmızı hücrelerimiz, yani hemoglobin, bunları sıkça hekiminizden duyacağınız için şimdi söylüyorum, akılda kalsın. Lökositler, BBC, yani beyaz küreler, bir de trombositler, plateletler ya da kan pulçukları da dediğimiz hücreler üretilmektedir. Peki bunlar bu baskılanmaya bağlı olarak dolayısıyla çocuğumuzun kırmızı hücreleri, hemoglobini yani kanı düşmekte, lökositleri düşebilmekte ve trombositleri düşebilmekte. Dolayısıyla bunların düşmesine bağlı olarak çocuğumuzda neler görüyoruz, ne durumda hekimimizle irtibata geçmeliyiz onları söylemek istiyorum. Şimdi birincisi hemoglobin. Hemoglobin ne? Yani kırmızı hücreler ne işe yarıyor? Havadaki oksijeni alıp vücudumuzda kan yoluyla tüm vücudumuza taşıyan hücre yapı. Dolayısıyla bu değer düştüğünde çocuğumuz evde böyle soluk, halsiz, bitkin, böyle turşu gibi yatar. Böyle gördüğünüzde çocuğu bize getiriyorsunuz. Biz bir kan sayımına bakıyoruz. Hemoglobini belli bir değerin altında ise, ki bunu genelde onun üzerinde tutarız. Onun altında ise bir damardan kan veririz. Kilosuna göre süresini ayarlayarak kan verir ve evinize göndeririz. Yok kanında bir şey yoksa güle güle der, evinize göndeririz. Bu kadar basit. Yani siz çocukta bir farklı bir durum gördüğünüzde lütfen bize geliniz, biz gerekeni yaparız. İkinci önemli nokta, lökositler yani BBC yani beyaz küreler düşerse ne olur? Şimdi bunlar vücudumuzun savunan askerlerimiz. Yani bizim vücudumuza mikroplar ya da başka bir şeyler girdiği zaman bunlar vücudumuzu bizim korumaktadırlar. Dolayısıyla bunların sayısı az olduğu zaman, düştüğü zaman vücudumuzda savunmasız kaldığı için çok az bir seni beni öksürten, başkasını yatağa bırakan miktardaki bakteri ya da virüs bu çocuklarımızı öldürecek düzeyde tehlikeli olabilir. O nedenle de çocuğumuzda 38 derece ve üzerinde, bakın bu çok önemli, bu rakam lütfen aklınızda kalsın. 38 derece ve üzerinde bir ateş ölçtüğünüzde yarım saat içerisinde kar, kış, kıyamet demeden, işte bir mazeret belirtmeden derhal hekiminize başvurmanız gerekir. Orada bize geldiğinizde biz bir kan sayımını yaparız. Lökositler belli bir değerin altındaysa ve veya belli bir hafta 10 gün içerisinde daha fazla düşmesini beklediğimiz bir değerde ise o zaman biz çocuğumuzu yatırır, kültürlerini alır, kan değerlerine bakar. Ondan sonra da genel geniş spektrum bir antibiyotik başlar, yatırırız. Hemen başlarız. Normal sağlıklı bir insanda hemen antibiyotik başlamıyoruz. Çünkü kültürler, sonuçları bekliyoruz. Oysa ki bu çocuklarımızın bağışıklığımız baskılandığı için hızlı bir şekilde antibiyotimizi başlar. Sonra kültür üreme sonuçlarına göre, yani üreyen mikroba göre ya da çocuğun durumuna göre antibiyotik değişiklikleri yaparız. Burada size düşen şey, çocuğumuzun ateşi 38 derece ve üzerinde ise çok gecikmeden, işte sabahı bekleyelim, şu ateş tutucu verelim sonra gideriz gibi asla bir zaman kaybetmeden derhal bize başvurmanızı mutlaka öneriyoruz. Burada ateş tutucu verebilirsiniz. Evde ateş tutucu verin ama yola çıkın. Yani eve ateş tutucu verip sabahı beklemeyin. Derhal bize zaten geldiğinizde biz hemen kan sayımına bakarız. Yarım saat içerisinde sonuca bakar,
çocuk yatacak mı ya da ağızdan bir ilaçla evine mi gönderilecek hemen karar verir. O anda durumu netleştiririz. Sizin göreviniz 38 derece ve üzerinde ateş olduğunda derhal doktorunuza başvurmak. Üçüncü önemli nokta ise trombositlerin, yani plateletler ya da kan pulçukları dediğimiz hücrelerin sayısının düşmesi. Peki bu nasıl belirti verir? Bir, durduk yerde burnu kanayabilir, durduk yerde diş etleri kanayabilir ya da cildinde böyle toplu iğne başı büyüklüğünde küçük küçük kırmızı noktalar, peteşiler, purpuralar dediğimiz peteşiler oluşabilir. Böyle olduğunda paniklemeden, endişe etmeden derhal geleceksiniz. Zaten kanama olduğunda genelde aileler hızlı bir şekilde gelmektedirler. Bu trombositlerin düştüğünün habercisi olabilir. Niye bir an önce gelmelisiniz? Çünkü bu trombositlerin düştüğünün habercisidir. Bu burun kanaması, diş eti kanaması ya da ciltteki kanama çocuğa herhangi bir zarar vermez. Ama çocuğun beyin kanaması ya da akciğer ya da başka bir hayati organına kanama riski taşıyabilir. O nedenle de derhal bize geleceksiniz. Bize geldiğinizde ne yapacağız? Biz hemen bir kanına bakacağız. Eğer trombositleri belli bir değerin altında ise bu genelde 20.000'in altıdır. O zaman size damardan bir trombosit veriyoruz ve tekrar evinize kanamayı da durdurup evinize gönderiyoruz. Yok eğer trombositleri belli bir değerin üzerinde, 20.000 üzerinde, başka da bir risk faktörü yoksa kanamayı durdurup herhangi bir şey vermeden evinizi takip etmek üzere evinize gönderiyoruz. Dolayısıyla özetlersek, çocuğumuzda solukluk, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olduğunda, ateş 38 derece ve üzerinde olduğunda, çocuğumuzda herhangi bir kanama bulgusu olduğunda derhal hekimimizle irtibata geçip hastaneye gidiyoruz ve gecikmeye de bir yol açmıyoruz. Bu ateşe bir kez daha dönmek istiyorum. O da şu, burada %5 ile 10 ateşli febril nötropeni dediğimiz tablodan kaynaklı, yani ateş, nötropenik ateş, yani lökositlerin düşüklüğüne eşlik eden ateş durumunda %5 ile 10 arasında ölüm riski bulunmaktadır. Dolayısıyla yani dereyi geçip çayda boğulmak gibi bir şeydir bu. Onun için de bu durumlarda asla bir gecikmenin olmaması gerekiyor. Diğer önemli bir nokta beslenme. Bizim çocuklarımızın gerçekten de ağızlarının tadı bozuluyor, metalik bir tat alıyor, koku duyuları değişiyor. Yani yavruların iştahları azalıyor, bir de zaten kusma durumları var. Hastanede yatıyorlar uzun süreli, böyle örselenen çocuklar haline geliyorlar. Dolayısıyla burada çocuklarımızın beslenmesi çok çok önemli. Yani mümkün oldukça hastaneden biter bitmez hemen evlerine göndermek ve evdeki zamanlarında çok iyi besleyerek göndermek lazım. Burada kuru yemişleri yedirmiyoruz. Dış dünyayla temas etmiş kuru yemişleri yedirmiyoruz. Fakat kalın kabuklu ceviz düşünün. Hani bazıları böyle aralıklıdır, gevşek kabukludur. Onları mesela yedirmeyin ama kalın kabuklu bir ceviz düşünün. Onu güzelce yıkayın. O anda kırıp içini yedirebilirsiniz. Çünkü içine herhangi bir mikrobiyal bulaşı söz konusu değil. Ya da fındık düşünün. Açık fındık asla yedirmeyin. Ama kabuklu fındığı yıkayın, sonra kırın ve o anda yedirebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki mantık şu: dış dünyayla temas etmiş gıdaları çocuğumuza yedirmiyoruz. Sebzeleri güzelce yarım saat sirkeli suda beklettikten sonra güzelce böyle şorul şorul akan suda yıkıyoruz. Ondan sonra çocuğumuza yediriyoruz. Meyveleri de aynı şekilde güzelce sirkeli suda bekletip yıkıyoruz ve soyarak yediriyoruz. Sebzeleri az önceki yıkama ve sirkeli suda bekletip yıkadıktan sonraki yedirme kısmını pişirerek yediriyoruz zaten. Dolayısıyla orada pişirmenin de katkısıyla bir mikrobiyal bir durum söz konusu olmuyor. Sakız çiğneme çok sorulan bir şeydir. Buradaki temel mesele sakızın temiz olması, iki, diş etlerinin kanamasına yol açmaması. Dolayısıyla buradaki kan tablosuna göre ara dönemlerde kullanılabilir ama bence hiç bulaşmaya gerek yok. Çünkü enfeksiyon kaynağı olabilir. Onun dışında aşılar, kesinlikle kemoterapi sürecinde biz herhangi bir cansız aşılar dışında herhangi bir aşı yapmıyoruz. Kemoterapi tamamlandıktan sonra bir yıl geçecek. O zaman cansız aşılar, 2 yıldan sonra da canlı aşıları yapmaya sıfırdan başlayıp tamamlıyoruz. Bunun takvimini zaten oluşturup sizlere takdim ediyoruz. Hijyen bizim için çok önemli. Burada el yıkama çok çok önemli. Özellikle bu Covid pandemi döneminde kalabalığa karışmamak, hapşıran, öksüren, aksıran insanlardan uzak durmak çok çok önemli. Evde okula giden çocuklarımız varsa onunla teması minimize etmek
ve enfekte ise de tamamen evlerini ayırmak, bir süreliğini ayırmak çok çok önemli. Odaları da ayırmak işe yarayabilir. Koşullara göre tabii bunlar. Yani o bulaşıyı engelleyici tedbirleri almamız gerekiyor. Onun dışında hijyende, gıdada hijyen, kıyafette hijyen, ev ortamında hijyen, okulda hijyen ki beyaz küresinin normal olduğu dönemlerde çocuklarımızın sırf okula bir sosyalleşme adına bile olsa arada gitmelerini salıklıyoruz. Bu dönemde tabii pandemi döneminde biraz zor ama çünkü çocukların hayattan kopmaması, sosyal açıdan, psikolojik açıdan çok travmatize olmamalar açısından da bunun dengesini kurarak yürütmek lazım. Ama resmi olarak biz şunu planlıyoruz tabii ki. Çocuğumuzun evde eğitimine devam edecek koşulları ve raporları oluşturup çocuğumuzun evde eğitimine devam etmesini sağlıyoruz. Bu bizim açımızdan çok çok önemli. Şimdi aşılar dedik, beslenme dedik, hijyen dedik. Gidiş gelişler çok önemli. Burada biz genel olarak lösemi, lenfoma, solid tümör, aklınıza gelen tüm kanserlerde biz bir protokol takip ederiz. Yani tedaviyi kafamıza göre uygulamıyoruz. Ve o protokolün de takvimi vardır, tarihleri vardır. Dolayısıyla bu takvime uyum çok çok önemlidir. Yani o takvimin dışına herhangi birimizin inisiyatifiyle çıkmamız mümkün değildir. Kan tablosu bozuktur, karaciğeri bozuktur, enfeksiyonu vardır, bir şey vardır. Veremiyoruz da o ayrı bir konu. Ama yani ayın 3'ünde verilecek bir tedaviyi işte onunla ertelemek gibi bir niye böyle bir şey oldu, niye geç geldiniz, işte öyle geldik gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Bu protokollerin aksatılmadan uygulanması gerekir. O nedenle de biz sizi taburcu ederken ne zaman, niçin geleceğinizde mutlaka size yazılı olarak beyan ederiz. Lütfen o tarihlerde uyumanızı hassasiyetle rica ederiz. Bu bizim için çok çok önemlidir. Burada biz sizlerin en önemli merak ettiği şey şudur. İşte bu çocuğun yaşama şansı, tedavi şansı nedir? Bu hastalığa göre değişiklik gösterir. Ama biliniz ki çocukcağı kanserleri %80 oranında tedavi edilmektedir. Ancak biz çocuğumuza tanıyı koyduktan sonra evresi, risk grubu vesaire özelliklerini de tamamen toparladıktan sonra artık sizin çocuğunuza özel olarak bu genel sağ kalımla ilgili, yaşama şansıyla ilgili zaten oranları da bilgilerle paylaşmaktayız. Burada çok ve son önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Şimdi bu genel sağ kalım, yaşam şansı nedir sorusu bilimsel anlamda o hastanın tedavi şansını ifade etmek için kullandığımız bir terminolojidir. Yani tedavi şansı %80-90 olan bir hastalıktan sizin çocuğunuzu kaybettiysek zaten bir anlamı yok. Ya da %20 tedavi şansı olan bir hastalığın hastalıkla varsa çocuğumuzda ve biz onu tedavi ettiysek zaten tedavi %100 olmuştur. Dolayısıyla bunu söyleme nedenim şu, bizim burada tedaviye odaklanıp, motive olup, süreçleri mükemmel bir şekilde yönetmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bunu da hep beraber el birliğiyle başarmak zorundayız. Hoşça kalın efendim.